Merhabalar, hoş geldiniz Semahat'ın Patikleri Örgü kanalına. Değerli örgücüler, kıymetli takipçiler, bugün Cumartesi 2021'deyiz. 2022'ye az kaldı. Ben de 2022'ye özel bir model çalışacağım bugün. İnşallah beğenirsiniz. Yine kışlık, şöyle sıcacık, kış için üşütmeyen, sıcacık, yumuşak, hafif, basit bir örgü kıyafet için model. Tamam mı? Yapacağınız yelek, hırka, süveter, bere hepsinde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Modeli fazla uzatmayacağım fakat hem modeli yapacağız hem modele yakayı nasıl yapacaksınız diye istek var. Bunun üzerinde de yakayı şöyle kısa bir anlatmak istiyorum. V yaka kanalımda mevcut. Polo yaka, yuvarlak yaka, balıkçı yaka, sıfır yaka, birçok yaka çeşitleri kanalımızda var. Yine de bunun üzerinde şöyle V yakayı bir yeni yapanlar için hatırlatmak istiyorum. Modelimiz çok basit. Yani nasıl basit? Şöyle 5 artı 3 ilmekten oluşan ters düz örgü olarak devam edecek. Modelimizin arka yüzü, modelimizin ön yüzü. İpiniz ne olursa olsun, şişiniz ne olursa olsun bu model çok yakışacak. Yani her renge ayrı bir güzellik veriyor bu model. Modelimizi örgümün üzerinden başlayacağım. Tamam mı? Şimdi lastik yaptıktan sonra lastiğin üzerine ilk uygulayacağın iş şu. Bütün bir sırayı düz gideceksin. Bir sırayı tamamen düz örgü öreceksin lastiğin üstünden. Düz. Sadece düz olarak sırayı sonlandıralım. Lastikten sonra bir sıra ön yüzden düz olarak ördük. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Arka yüzü çevirelim. Arka yüzden bütün ilmekleri ters örgü. Yani lastikten sonra iki sıra boş ördük. Hiçbir işlem yapmadan ön yüzden düz, arka yüzden ters örgü olarak örüp geldik. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm geldim. Şimdi ön yüzden modelin kurulumuna geçiyoruz. Modelimiz pirinç. Ters, düz olarak başlayacağız. Şimdi kenardan 5 tane ilmeği düz örüyoruz. Birisi kenar ilmek, 4 tanesi modelimiz. Pardon. 4 tanesini düz ördük. 1, 2 tane ters ördük, 1 tane düz ördük. 1, 2 tane ters ördük. Tekrar 1, 2, 3. Modelimiz hani 5 artı 3 demiştik ya. Kenar ilmeği hariç. Kenarda 3 düz. 2 ters. 1 düz. 2 ters. Şuraya kadar bir model. 2, 4, 5. Şurası da bir model. Yani kare kare olduğu için 3 tane düz. Tekrar 1, 2 tane ters. Bir tane düz, bir, iki tane ters, üç tane düz. Üç düzden sonra bir, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, üç düz. İki ters, üç düz. İki ters, bir düz, iki ters, üç düz. Tekrar iki ters, bir düz. 2 ters, 3 düz. 2 ters, 1 düz. 2 ters, kenar ilmek. Arka yüze dönelim. O kadar akıcı, zevkli kareler birbirini kovalıyor.
Sanki satranç gibi. Bir tane düz yaptık burada. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Şu üç tane tersimiz var ya. Bu üç tane tersi bakın ön yüzden şöyle bir ayarlayın. Evet. Üç tane şurada tersimiz var. Şunu bir ayarlayın şöyle. Tamam mı? Kenarda bir tane düz yaptım. Bakın şurada dört tane ilmeğim var. Kenar ilmek hariç düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Burası bizim pirinç modelimiz. Bir, iki, üç tane ters. Devam ediyoruz. Düz. Ters. Düz, ters, düz. Yani mantık şu. İki tane arkada sonlardaki ilmekler düz olması gerekiyor. Pirinç modelinin doğru gelmesi için. Üç tersten sonra düz, arada üç tanesi pirinç, kenardaki yine düz. Bu bölüme iyice dikkat ederseniz hata yapmazsınız. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakın, bir düz, üç tanesi pirinç, kenardaki yine düz. Bir, iki, üç. Bir düz, ters, düz, ters ve düz. Beş ilmeğimiz bu şekilde. Üç ilmeğimiz de sade ters yapılıyor zaten. Ters. Düz, ters, düz, 3 tane ters ilmek, bir tane kenar ilmek. Modelimizin ikinci sırası arka yüzünde bitirdik. Şimdi üçüncü sırası ön yüzündeyiz. Ön yüzdeki mantık da şu. 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1, 3 düz. 1, 2, 3. İlk etapta ne yapmıştık? 2 ters, 1 düz. Yine aynı. 1, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 3 düz. 2 ters, 1 düz, 2 ters, 3 düz. Şöyle bir yaklaşalım. Yine aynı. Üç düz, iki ters, bir düz, iki ters. Ön yüz hep bu şekilde devam ediyor model bitene kadar. Önden iki ters, bir düz. Arkadan da, şimdi biraz sonra arka yüze geçelim göstereceğiz. Bu sırayı da böyle bir tamamlayalım. Evet, bakın modelimiz çıktı. Şuradan itibaren modelimiz çıktı. Model ilerledikçe kendini gösteriyor. Çok güzel görünüyor. Artık sepet modeli mi dersiniz, pirinç modeli mi dersiniz, ne yakıştırıyorsanız. Arka yüzdeki mantığı söylüyorum. Geçtik arka yüze. Bakın. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Kenarlarda bir düz, üç tanesi pirinç. Tekrar üç ters. Yani arkadan yaparken de dediğim gibi hep böyle iki tane düz olması lazım. Üç tersten sonra düz olması gerekiyor. Bittikten sonra yine düzle bitecek. Düzle başlayıp düzle bitecek. Pirinç modelinde kafanız karışmasın. Düz, ters, düz, ters, düz. Düzle başladık, düzle bitirdik. Tekrar 3 tane ters. Düz, ters, düz, ters ve düz. 5 ilmek bu şekilde arkadaşlar. Evet, model bitti. Modelin bittiğini nasıl anlayacaksınız değerli örgücüler? Bakın şurada şöyle bir şekil oluştu. 2 ters, 1 düz, 2 ters. Bu şekilde olduktan sonra model bitmiş sayılır. Tamam mı?
Üstte de ters var ama görüntü bu olmalı. Görüntü bu şekilde olmalı. Bittiğini anlaman için sırayı da sayabilirsin. Model bitti ve modelimizin üzerine tekrar zeminde yaptığımız gibi düz örgü olarak devam ediyoruz. Bütün ilmekleri düz yapacağız. Şimdi buraya kadar modelin anlatımı. Buradan sonra bunun üzerine hem ve yaka çalışıp hem de modeli anlatacağım ben size. Modeli anlaşıldı zaten. Model bu şekilde, sadece yer değiştireceğiz modele. Yine bir sıra düzümüzü tamamlayalım, bir sıra da tersimizi yapalım. Son sıramı geliyorum. Normalde modelin üzerinden iki sıra hiçbir işlem yapmadan bir ön yüzden bir arka yüzden ördük geldik. Evet. Şimdi modele yer değiştireceğiz değerli örgücüler. Bakın. Modele nasıl yer değiştireceğiz? Pirincin üzeri düz, düzün üzeri pirinç olacak. O halde gelin bir başlayalım. Önce ben bir şu VYK anlatmak için şu ortayı ayarlayayım da bu arada hem de onu yapalım. Şimdi bunu örneğin bir tane süveter yapacaksınız. Tamam mı? Süveter yapmanız için ilmekleri iki eşit şekilde ayırın. 20 bir tarafa, 20 bir tarafa oldu. Şu anda küçük bir modelde anlatıyorum. Ortadan ayıracaksın. Ayırdık ortadan. Şimdi gelin hem modelin yer değişimini hem de VYK'nın başlangıcını birlikte yapalım. VYK nasıl yapılır kanalında mevcut. Yine de bunda da göstermek istiyorum. Ve boş geçmeyelim. Kenar ilmeğini ördük. Bir. Kenar ilmeğinde aslında şey saymamız lazım. Ters. Tam tersten başlayalım ama kenar ilmeği örülmüyor. Bir tane ters. Bir tane düz. Bir. İki tane ters. Yani yine modelin sayısı aynı bakın. 2 ters, 1 düz, 2 ters. 1, 2, 3. Modelin üzeri düz olacak artık. Devam ediyoruz. 1, 2. Yani 3 tanenin birisini ters yaptık. Bir de pirinç modelinden olanı ters yaptık. 3 ilmeğin ortasındaki düz gelmesi gerekiyor. 1 1 2 1 2 3 3 ilmeğin ortasındakini düz getirmeye çalışın. 1 ve 2. Şimdi tam ortaya geleceğiz. Bakın bu ortada hem VYK yapıp hem artıracağız. Keseceğiz. Hemen şu düzümü bıraktım. Çünkü kesmeye başlayacağız. İkisini birlikte sağa doğru kestim. Bu benim orta ilmek. Artırdım. Bir tane ördüm. Artırdım. İkisini sola doğru kestim. VYK nasıl yapılır? Şimdi modeli burada hesaba katmayın değerli örgücüler. VYK yapılışı. İkisini kestim. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Bir artırdım. İkisini bir kestim. Devam ediyoruz. Modelimize olduğu yerden devam edelim. Kaç ilmek kaldıysa. Bir, iki tane düz kaldı. Bakın şu ortadakinin düz olması gerekiyor. Yani şu orta ilmeğin düz olması gerekiyor. Bunun için bir tane de düzden ters yaptık. 2 düz. 1 2 1 2 3 1 2 1 düz 1
2 ters. 1, 2, 3. Kenar ilmek. Şimdi V yakayı kurduğunuz esnada kolyerini de ayarlayın. Kolyerini de yapmanız gerekiyor. Ben şimdi sadece yakayı göstereceğim. Kolyerini de yakayla birlikte yapın. Tamam mı? Bu şekilde anlatımım var zaten. İsterseniz arkadaşlar gelin o kısmını da yapalım. Şu son ilmeğimi öreyim ben. Evet, son ilmeğimi ördüm. Sadece fikir amaçlı şöyle 6 tane ilmek atacağım. 2, 4, 6. Sadece V yakayla kolyerin aynı anda başladığını gösteriyorum, tamam mı? Şimdi hemen çevirelim. 6 tane ilmek attıysam 6 kez kısa dönüşlerle örmem lazım. Bir ters, bir düz. Çünkü lastik yapacağız. Haroşa istiyorsanız haroşa yapabilirsiniz. Bir ters, bir düz, 2, 4. Son ilmeğimi ters olarak kenardaki ilmekle ikisini birlikte ördüm. Tekrar geri döndüm. Düz, ters, düz, ters. Bildiğiniz klasik lastik yapıyoruz. Tekrar bakın aynı anda başladık. Amaç bu yakayı yaparken kolyeriyle ikisinin aynı anda başlanması. İki, dört, beş, altıncı ilmeğimi ikisini birlikte kestim. Tekrar döndüm. Şimdi bu oyuntuyu omuz başının ölçüsünü bulana kadar yapmanız gerekiyor. Çocuklarda 20-25 ilmek yeterli. Yetişkinlerde tabi bu biraz daha fark ediyor. Omuz başına tutacaksınız. Omuz başını genişliğini bulana kadar yaka ve kolu kesmeniz gerekiyor. Bu şekilde yine kestim. 6 ilmek attıysan 6 kez bu şekilde yapman gerekiyor. Kısa kısa dönüşlerle, tamam mı? Ben 6 ilmek atmıştım. Evet, 6 kez kısa dönüşlerle kestik. Başa çıkmadan. Şimdi son kesmemi de sizinle birlikte yapacağım. Bir ters, bir düz. Çünkü bu yakanın birkaç santim örülmesi gerekiyor. Ayrıma kadar kolyeriyle birlikte başlamanızın sebebi o. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Ön yüzde bir düz, arka yüzde bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Pirinç modelimizi yaptık. 1, 2, 3 modelimizi yaptık. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Pirinç modelimizi yaptık. 1, 2, bir de kesmiş olduğumuz ilmek vardı. Bakın yakaya geldik. Bunu da bu şekilde ördük. Şimdi bu düz geliyor. Düz gelmesi için artırdığımız ilmeği ters öreceğiz. Bayanlarda ben hep böyle örerdim açık kalsın, ajurlu görünsün diye. Yani delikli görünsün diye. Ama erkekler de bunu çevirerek düz ördü. Ortadaki ilmek daima ters örülecek. Ters ördüm. Çevirdim, düz ördüm. Düz ördüm. Modele devam ediyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi bu durumda yakaya işaret koyun örgücü arkadaşlar. Yakaya işaret koyun ki şaşırmayın. Tamam mı?
3 tane tersimiz, modelimiz. Bir ters, bir düz, pirincimiz bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Zaten ön yüzden ne yaptığınızı göreceksiniz. Model sizi gideceğiniz yere götürüyor. Düz, ters, düz, ters, kenar ilmek bitirdik. Şimdi ön yüze döndük. Bu tarafta da aynı şekilde 6 ilmek başlayıp kısa dönüşlerimizi yapalım değerli örgücüler. Sizin zamanınızı almamak adına 6 tane de bu tarafta başladım ve birinci sıraya geldim. İkisini birlikte ördüm ve döndüm. Tekrar söylüyorum, burada VYK ile kol altı hangisi önce hangisi sonra yapılmalı diye ben çok soru aldım. Onun için bu tür VYK'da bu şekilde yapmanız gerekiyor. Çünkü ortayı baya bir düz ördüğümüz için hemen ayırmadığımız için denk gelmiyor. Ve ikisini birlikte kestim. Yine. 6 kez bu kısa dönüşleri tekrarlayalım. Şimdi şurada yapmanız gereken 6 ilmek başladım, 6 kez gittim geldim. Yani şuradan 5 ilmeği de kestim, 6. da düz öreceğiz. Yani beraber öreceğiz. Bakın 5 tane ilmek kestikten sonra şimdi sıra sonuna kadar birlikte öreceğiz. 6. ilmeği keserken bu bizim 6. ilmeğimiz. İkisini birlikte ördüm ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu arada hem de modeli yapıyoruz. Modelde sadece yer değiştirdik. Model aynı şekilde yapılıyor. Tekrar iki ters, bir düz, iki ters. Bir, iki, üç tane düz. Modelimizin sadece yeri değişti. Şimdi ortaya kadar gelelim. Bakın, şurası bizim orta ilmeğe ben işaret taktım zaten. Şurası bizim. Şimdi arkadaşlar mantık şu. Yani benim burada amacım modeli göstermek. VYK'nın başlangıcıyla kolyerinin başlangıcı aynı anda olması gerekiyor. VYK'nın tamamı anlatımı kanalımda mevcut. Bir iki sıra daha gösterip ve vedalaşacağız. Şimdi aynı anda başladığınız yakanın lastiğini şurada 6 tane başladıysanız yakada da orta ilmek kenarlarında 6'şar tane ilmek olduktan sonra yakanızı ayıracaksınız. Dediğim gibi yakanın anlatımı tamamı kanalımda mevcut. Şimdi burada bakın şu bizim orta ilmeğimiz. Şu düz olan bizim orta ilmeğimiz. Orta ilmeğin şu kenardan hemen artırmanın yanından bir tane kesiyoruz. Kesme hep ön yüzde, tamam mı? Kestikten sonra bunun yanındaki artırmış olduğumuz ters ilmeği ördük. Tekrar artırdık. Düz ilmek sabit bir şekilde ilerleyecek. Tekrar artırdık. Ters ilmeğimizi ördük. İlmeğiniz döndüyse çevirin. İkisini birlikte kestik. Şurası bakın V görünümünü alıyor yavaş yavaş. V görünümünü alıyor. Tekrar söylüyorum. Şu ortadaki düz ilmeğin kenarlarında 8 tane lastik istiyorsan 8 tane. Ama her sıra ön yüzden kesmek kaydıyla. Artırdığın sürece kesmen gerekiyor. Artırdıktan sonra her iki tarafında kesmesini omuz başına göre ayarla. Sonra kesmeyi bırak. Tamam mı? Yakayı çok ayırmayın. Yakayı çok ayırırsanız çok çirkin olur. Devam ediyoruz modelimize. İki ters, bir düz, iki ters, üç düz. Aynı esnada kol yerinde kesmesine devam edeceksiniz. Dediğim gibi omuz genişliğini bulana kadar. Ben artık kesmiyorum çünkü elimdeki zaten küçük bir parça. Burada amaç kolyeriyle ve yaka aynı anda başlanması gerekiyor. Şimdi arka yüzden yakaya kadar modelimizi yapalım.
Modelimizi aynı şekilde yine 3 ters, 1 düz, arada 3 tanesi pirinç modeli. Yani düzden sonra ters, düz, ters, düz. Bu 2 tane düzü takip edeceksiniz. Modelimiz çok basit. Şimdi yakaya geldik. Bakın yakadaki kesmiş olduğumuz ilmek. Ters ördük. Yanındakini düz ördük. Bildiğiniz lastik yapıyoruz. Artırmış olduğumuz ilmeği çevirerek ters ördük. Yani bir ters bir düz olmasına dikkat edin. Bakın şurası bizim yaka artıyor. Ters, düz, ters. Ortadaki ilmek daima ters. Yanındaki ilmeği yine haliyle ters yapacaksınız. İstediğiniz sayıya ulaştıktan sonra yakayı orta ilmeği bir tarafa vererek yakayı ayıracaksınız. Kanalımda tamamı V yaka nasıl yapılır mevcut değerli örgücüler. Şimdi tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. 3 tersle sırayı sonlandıralım. Bakın şimdi modelimiz yine bitti. Bittikten sonra modelimizi ne yapıyoruz? Üzerine ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak 2 sıra yapıp tekrar yer değiştirerek modelimizi örmeye devam ediyoruz. Ön yüzden yakayı bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Bakın V yakamız zaten çıkmaya başladı. Şöyle renk koyu olduğu için pek görünmüyor. Yavaş yavaş kendini gösteriyor. Bu ilmek devamlı bu sağa doğru kesilirken yanındaki tersi ördüm. Yanındaki birini de düz ördüm. Tekrar artırdım. Ortadaki sabit olan düz ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırdım. Düz ördüm. Bakın yanındaki ters. İki ilmeği çevirin. Sola doğru kesin. Hadi bakalım. Yaka kendini gösteriyor yavaş yavaş. Modelin üzerinden düz gidip arka yüzden de ters geleceğiz. Sıra sonuna kadar bir gidelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonundan tekrar arka yüzden modelimizin üzerini ters olarak gidiyoruz. Lastiği biraz gelişigüzel güzel yapıyorum arkadaşlar ama yani göstermiyorum gelişigüzel güzel dediğim. Bütün modelimizin üzeri ters ilmek yakaya kadar örelim. Yakada bir ters bir düz yapmayı unutmayın. Kestiğim ilmeği ördüm. Bakın yakaya geldim. Ters, pardon düz, ters. Artırmış olduğum ilmeği düz. Orta ilmeğimizi, ortada direk görevini gören ilmeğimiz ters. Yanındaki düz, ters, düz. Kesmiş olduğumuz ilmek ters olarak modelimizi üzerindeki düz sırayı tamamlayalım. Tekrar modelin kurulumunu birlikte yapalım. Bakın burada 3 tane düzümüz var ya, üzerine bir tanesini ters yaptım. Düz. Bir tane şu 5 tane olan ilmeğimden alacağım. Bir tane de düz örgüden 1, 2 ters. Pardon burada. Karıştırdım arkadaşlar. Bir saniye. Bir ayarlayayım. Karıştırmadım, kafam karıştı. Lastikten sonra ters. 3 tane düzün ortasındaki düz. 1 2 ters. Pirincin üzerindeki 3 tane düz. 1 2 3 düz. 1 2 ters. Yine yer değiştirdik. 2 ters. Ama bakın modeli devam ederken yakanın kesimi de devam ediyor. Buraya ilmek ne şekilde gelirse gelsin o şekilde örün. Şimdi V yakanın kesimine geldik. İkisini sağa doğru kestik. Ters yaptık. Düz yaptık. Ters. 2, 4 tane ilmeğim oldu. 6 tane olduktan sonra bunu bu tarafa örüp onu o tarafa öreceksiniz. Tekrar artırıyorum. Ördüm. Artırıyorum. Ters. Düz. Ters. İkisini
birlikte ördük. Modeli devam edin. Arka yüzden de örüp gelelim. Şöyle arka yüzden bakın. V yaka ayrıldı. Amaç tekrar söylüyorum. V yakayla kolyeri aynı anda başlaması gerekiyor. Bu tür V yakanın. Çünkü hala V yakanın ilmeğini tamamlayana kadar biraz daha öreceğiz. Kenar lastik sayılarını tamamlayalım arkadaşlar. Örneğin tamamlandı. Tamamladıktan sonra yapacağınız işlemi de göstereyim. Bir de benim bugün çekimim bayağı bir aksi gidiyor. Kapanıyor. Depolama dolu diyor. Tekrar ters, düz. Evet. İki ters model. Üç düz. İki ters. İki tersin birini yapmıyoruz. Çünkü niye? V yakanın kesimini yapacağız. İki tane kestik. İkisini bir ördük. V yaka. Örnek veriyorum. Lastiğiniz tamamlandı. Her iki tarafta eşit oldu. Tamam mı? Şuradaki düz var ya, şu düzün içerisinden şöyle bir ilmek daha çıkararak, çevirerek yap. Burası tam bir V olsun. Hemen buradan artık bırakıp geri dönüyoruz. Lastik tamamlandıktan sonra. Buradan bırakıp geri dönüyoruz. Artık yakamız ayrıldı. Şimdi sıra sonuna kadar modelimizi yapalım. Bu arada da modelimiz bitti. Modelimizin üzerine tekrar iki sıra düz örgü uygulayacağız. Son kez gösteriyorum arkadaşlar. V yakanın ayrımını yaptık. Tekrar ikisini bir kestik. Şimdi ters yaptık, düz yaptık, ters, düz, ters, düz. Şimdi bu kenarı ister başka bir şişe geçir, ister bu şekilde yap. Başka şişe geçirmen ya da ip takman daha mantıklı. Bu şekilde yaka yerini ne kadar yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Omuz kime yapıyorsan, kol omuz başından tut, boyuna dokunana kadar omuz yerini ayarladıktan sonra kesmeyi bırak. Nerede olursa olsun. Tamam mı? Ama önce kolyerinin kesmesini bırakacaksın. Önce kolyerinin kesmesini bırak. Kolu da kol altına tut. Şu şekilde tam böyle yan dikişten tut. Kol büküldükten sonra tam şu şekilde olduktan sonra şu elimi kol kabul et. Bu şekilde tam böyle kol kazak dikiş yerine geldikten sonra kol yerinin kesimini bırak. Yani şurayı kol altı dikişinden tut. Tam kol düz yerine geldiği zaman kolu bırak. Yakayı kesmeye devam et. Yakayı da omuz başının genişliğini tut. Baktın ki tamamlandı. Oranda kesmesini bırak. Bu şekilde yap ve bitir. Cici bir model olacak. Yani eğer yaparsanız, beğenirseniz yaparsınız. Tekrar söylüyorum, amaç modeli anlatmak. Hemen onun akabinde bu yakayla kolyeri aynı anda başlaması. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle.